Emekliye ikramiye ve intibak zammı. SSK ve BAK emekli ödemeleri ne kadar olacak? Milyonlarca emekli vatandaş Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacak. Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinde olacağı Temmuz ayında ikramiyelerin de artması talebi geldi. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün emeklilere sosyal destek paketi talep ettiklerini açıkladı. Peki emekliye sosyal destek paketine ne gibi talepler var? İşte haberin detayları. Salgın sürecinde aylıkların evde ödenmesi, en düşük emekli maaşının 1500 TL'ye yükseltilmesi, Ramazan bayramı ikramiyesinin erken verilmesi ve vefa sosyal destek gruplarının yaptığı hizmetlerin emekleri memnun ettiğini anlatan Ergün, hükümetten bizi mutlu edecek yeni adımlar bekliyoruz diye konuştu. Anayasanın 10. maddesindeki çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle mağlul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. İfadelerinin yaşlar için pozitif ayrımcılık içerdiğini vurgulayan Ergün şunları kaydetti. Anayasamızın tanımladığı pozitif ayrımcılık olanakları değerlendirilerek emeklilerimiz ve yaşlarımız için de bir sosyal destek paketi açıklanmasını istiyoruz. Bu pakette ikramiyelerin enflasyona endekslenmesi, intibak ek ödeme oranlarının %4, 5'ten 8, 10'a çıkarılması ve sağlıkta ek ödemelerin kaldırılmasına yer verilmeli. Bu adımlar sadece emeklilere değil, küçük esnaf başta olmak üzere tüm kesimlere can suyu olacak ve piyasaları canlandıracaktır. Talepler ne getirecek? İkramiye artışı enflasyon endekslenirse Kurban Bayramı ödemesi 2019 enflasyonu olan %11,84 artırılarak 1118 lira olacak. 2000'den önce emekli olanlar 50-355 lira arasında intibak zammı yapılmıştı. Yeni intibak 2000'den sonra emekli olanlara da benzer zam getirilecek. Ek ödeme oran değişirse maaşın %8-10'una çıkacak. SSK ve bağ kurulların gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. Şimdi emekliye 355 lira başlığı karşımızda. Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor diyor Takvim gazetesi ve devam ediyor. Emekliler intibak için başlatılan yargı sürecinde istediğini bulamadı ancak umutları devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin intibak zammının yasa yoluyla yapılabileceğini belirtmesiyle emeklilerin gözü meclise çevrildi. Emeklilerin sesi olan Takvim'e konuyla ilgili telefon yağıyor, bilgisini de paylaşıyor gazete. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar intibak umutlarının sürdüğünü belirterek aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000'den önce emekli olanlar bizden daha fazla maaş alıyor. Promosyon, ikramiye gibi pek çok imkan elde ettik. Şimdi de intibakla maaş farklılığının son bulmasını bekliyoruz ifadelerini paylaşıyor. Ayrıca haberin detaylarında Takvim Gazetesi Türkiye Emekliler Derneği Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun açıklamalarına da yer veriyor. Yazıcıoğlu da 2000'den önce emekli olmuş bir kişi 2200-2300 lira civarında maaş alıyorsa 1 Ocak 2000'den sonra emekli olmuş kişi 1900 lira alıyor. Arada 300-400 lira fark var. Bugüne kadarki taleplerimizin büyük bölümünün hükümetimizce yerine getirildi. Bu konuda çözüme kavuşmasını bekliyoruz ifadelerini paylaştı. SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zam oranı ne oldu? İntibak yasası hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu anlamda intibak yasası dört gözle bekleniyor. 2000 sonrası emeklilerin maaşlarındaki mağduriyetlerin giderileceği emekli intibak yasası binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. İntibak yasasının ne zaman çıkacağı henüz netlik kazanmadı. 2000 öncesi emekli olanlar daha yüksek emekli aylığı alıyor. 2000 sonrası azalan emekli aylığı 2008 sonrasında da bir düşüş yaşadı. Peki emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İntibak maaşları nasıl etkileyecek? Sizler için intibak yasası ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtlarını derledik. SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak zam oranı hakkında açıklamalar oldukça merak ediliyor. SSK ve Bağkurluların maaşını artıracak ve emeklilik şartlarında eşitlik sağlayacak yeni düzenlemeler gündemde. SGK, sehven eksik bağlanan aylıklara mercek tutarak gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Esnafın emekli olabilmesi için gerekli olan 9000 gün prim sayısını 7200'e indirecek teklif meclise sunulacak. Peki intibak ile emekli maaşı ne kadar artacak? İşte güncel emekli maaşları. İntibak bekleyen SSK ve Bağkur emeklilerine de yolu açabileceği, gelirlerinin yükselebileceği belirtiliyor.
İşte detaylar. Son dakika haberleri, intibak zammı gelişmeleri Haberistan kanalıyla sizlerle olacak. Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından yargı yolu kapanmış ve meclise yeniden teklif edilmesi gündeme gelmişti. Kanunun mecliste kabul edilmesinin ardından 2000 sonrası emekli olan kişiler ortalama 355 lira emekli maaşı zammı almaya hak kazanacak. Maaşlar yeniden hesaplanacak. Yasanın kabul edilmesiyle birlikte 5 milyon emeklinin maaşı yeniden hesaplanacak. 2000 sonrası emekli olan yaklaşık 2 milyon emekli maaşlarında düzenleme yapılacak. Aynı gün çalışmış, aynı primi yatırmış emekliler arasında emekli maaş farkı ortadan kaldırılacak. İntibak ile emekli maaşı ne kadar artacak? Eğer intibak meclise gelirse 2000'den sonra emekli olanlara, 2000'den önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye olduğu gibi 355 liraya varan zam yolu açılacak. İntibak yasası çıkarsa detaylı bir çalışma gerçekleştirilecek. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere hizmet sürelerine ve prim günlerine göre farklı zamlar uygulanacak. Anayasa Mahkemesi 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak meclisi göstermiş, kararın ardından aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için meclise birçok kez teklif sunulmuştu. 1999 ve 2008 yılları arasında aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık %40'lık kaybın önüne geçilecek. Öte yandan 3 farklı emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. İntibak SSK'lıya da yarar. Eğer anlaşma sağlanırsa kamudan aynı ünvanlı, kadro ya da görevden emekli olmuş kişiler arasında kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak. Maaşı düşük alanlar her ay ilave ödeme alacak. Bu talebin hayata geçmesinin intibak bekleyen SSK ve Bağkur emeklilerine de yol açabileceği, gelirlerini yükseltebileceği belirtiliyor. KPDK toplantısının Aralık ayında yapılması bekleniyor. Peki bu emekli intibak yasası neden bu kadar önemli? Türkiye'de sosyal güvenlik kurumları arasında farklılıklar 2008 reformuyla çözüme kavuşturuldu. Böylece emekli sandığı SSK ve Bağkur Sosyal Güvenlik Kurumu SGK çatısı altında birleştirildi. Birçok işlem daha hızlı ve kolay hale gelirken emeklilik sistemi ve ücretlendirme yöntemi ise maalesef değişmedi. İntibak yasasının ne zaman çıkabileceği henüz netlik kazanmazken olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi. Maaş farkı azalacak. Türkiye'de emekli maaş hesabına 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu 2000-Eylül-2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim-2008'den sonrası için uygulanıyor. 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı 1389 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılı sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 1020 TL olacak. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeye